Merhabalar hanımefendiler, beyefendiler. Ben Deniz Alp Efendi. Yeni bir oyunumuzda yine baş başayız. Bu sefer Uncharted 4, bir hırsızın sonunu beraber bitireceğiz. Oyunumuza giriş yapalım. Şimdi... Hikaye modumuzu oynayacağız. Oyunla ilgili ayarlarımıza bakalım. Ortalamada oynayalım. Alt yazılarımız açık. Açık. Tamam. Kamera kontrollerimiz. Genel kontrollerimiz. Onun zaten eğitimini alacağız. Güzel. Müziğimizi kısalım. Şöyle bir 5 olsa yeterli olur. 3'te dursun. Dilimiz Türkçe. Evet. Başlıyoruz. Şu şekilde giriş yapalım. Şöyle çarpalım. Şuradan geliyorlar. Hemen ona doğru kıralım. Şu şekilde. Şöyle de şunu halledelim. Oo. Büyük gemiye fazla şöyle mayınları ekarte etmeye çalışalım. Oo. Mayınımızı yedik.
Hemen kurşunumuzu dolduralım boşlukta. Doğruca adaya sürüyoruz. Oo. Arkadaşlarınla geziye gitmek yerine hafta sonunu benimle burada geçireceksin. Çok da umurumda. Evet, sorunun kaynağı da bu zaten. Anlamıyorum, niye bir tek ben ceza alıyorum? Kavgayı sen başlattın. Kitabımı geri vermiyordu ama. Sana onları odana bırakmanı söyledim. Bir suçlu varsa o da sensin. Kitabıma el koymaya hakkı yok ama, değil mi? Peki bu sana arkadaşına yumruk atma hakkını verir mi? Mesele sadece kitap değildi. Neydi o halde? Hiçbir şey. Günah çıkartırken anlatırım. Ne yaparsam yapayım. Kardeşinin gittiği o üzücü yoldan gitmekten vazgeçmeyeceksin. O kadar üzücü ki. Sen... Çevresine yıkıyorum. Ah, çok yoruldum. Şuradan çıkacağız. Peki, sessizce ve çaktırmadan.
Ayaksın. Bu tip çocuklara el uzatmamız gerekmez mi? Bu sırada sorumluluğundaki onca çocuğu ihmal ediyorum. Ne yapmamı istersiniz? Bence her şey ortada. Ama ondan hala ümitliyim. Gerçeklerden kaçamazsınız. Bakın, sabah onunla konuşacağım. Tamam mı? İyi geceler Peder. İyi geceler Rahibe Ketim. Deneyimiz var. Bu benim dosyam. Kendi dosyamız. Edward'ın Nathan'ın kitaplarından birini elinde salladığını ve çocuğu kışkırttığını gördüm. Nathan o an Edward'ın üzerine atlayıp kendinden büyük olan çocuğu yere devirdi. Çocukları ayırmak için koşsam da birbirlerini yumruklamayı başardılar. Yerine koyalım. Burada başka bir şeyimiz yok. Kilitli. Pencereye ulaşmam gerek. Pencereye ulaşmamız gerekiyor. Hadi ama. Git artık Rahibe. Tamam. Bize laf edip kendisi orada sigara içiyor. Yine anahtarlarını unutmuşum. Kapıyı açar mısın? Geliyorum Peder. Hop. Şöyle gideceğiz. Çok az kaldı. Hop. Çantası burada. Arkanı kollamayı öğrenmelisin. Tamam. Hey, seni görmek güzel kardeşim. He, bu da ne? Ciddi misin? Yine mi? Önemli bir şey değil. Belaya bulaşmayacağını söylemiştin. Ama ikimize de laf sokuşturuyordu. Dedi ki, babam değersiz olduğumuz için bizi bırakmış. Annem de cehennemdeymiş. Hey, yapma. Sinirlendiğini bildikleri için söylüyorlar. Tamam mı? Gülüp geçmeyi öğrenmelisin. Sen gülmezdin. Yaptığımı değil, dediğimi yap. Al. Hasta olacaksın. Pekala. Peki, senin burada ne işin var? Rahibeler seni görecek olursa polisi ararlar. Sana bir şey verecektim ve Noel'i bekleyemedim. Ne? Dışarıda. Hani beladan bakmayacaktık? Ama bu bir istisna.
Çok güzel atlayın. Hadi, hadi. Anayını. Çok hafifsin. Daha evvelen seni beslemiyor muyum? Ah. Mekan boş gibi duruyor. Nerede herkes? Ümit'in okulasında. Evet, onları hatırladım. Keder Duffy nereden be? O aralarındaki en iyi insan. Gelip bir merhaba de. Suçluluk hissetmek istemiyorum. Açık bırakmamışsın. Açık bıraktım. Yani açık bıraktığımı sanmıştım. Boş ver seni, yukarı yoldan gideceğiz. Yukarı yol mu? Sen peşimden gel. Şimdi seyret. Ve yukarı yoldan gidiyoruz. Bunu daha önce yaptın mı? Bir iki defa. İşte hadi. Sıra sende. Peki sen neler yapıyorsun? Çoğunlukla çalışıyorum. O kızla hala çıkıyor musun? Kimle? Ha, Crystal. Ha, bir dargınız bir barışık. Şu an yine dargınız. Kafaya takma. Atlayabilirsin. Evet. Tuttum. İşte. Abartmaya gerek yokmuş. Yanımdan uzaklaşma. Evet, ne demezsin. Hadi bu taraftan. Tam arkamdayım. No. Evet. Buyur öyleyse. Sen önden abicim. Evet. Olmaz.
kulesinden. Hadi. O kadar yükseğe sıçrayamam. Hemen köşeye dön. Güzel manzara ha? Evet. Fena değil. Evet, güzel manzara. Sen daha önce buraya çıkmış mıydın? Özellikle bu kötüye mi? Hayır. Ama nereye gittiğini biliyorsun öyle değil mi? Az çok biliyorum. Burada bekle ve beni izle. Sıra sende. Peki öyle yapabilirsin. Evet. Tamam başla diye. Hadi. Evet. Başardın tabii. Hadi beni takip et. Bak ne diyeceğim. Bunu sen de ne istersen. Gerçekten mi? Evet, gerçekten. Ben peşinden geleceğim. Evet. Tamam. Hadi bakalım. Evet. Tamamdır. Tamam. Önden buyur. Şimdi de aşağı. İşte bu kadar. Dışarıdayız. Pekala. Nasıl buldun? Ha? Vay, 250 cc'lik mi aldın? 250 mi? Ne saçmalıyorsun sen? Hayır, bu 500 cc ikiz motor. Hadi canım. Evet. Nereden çaldın? Hey. Ayıp oluyor. Ama bak sana kanıtlayacağım. Ben çok değiştim. Bunu alın terimle satın aldı. Gel hadi otursana. Ne? Sen böyle bir numarayı sadece bir şeyi düzeltmek için yaparsın. Olması gerekenden fazla akıllısın biliyor musun? Pekala. Ben bir işe girdim Nate. Maaşı iyi. Bayağı iyi ama... Şehirden bir süre ayrılmam gerekiyor. Ne kadarlığı? Aşağı yukarı bir yıl. En fazla. Sen farkında bile olmadan döneceğim ama tamam mı? Yani beni ekiyorsun. Hadi ama duygusallığa gerek yok. Sanki beni yetimhanede bıraktın yetmiyormuş gibi. Söylesene bunu bana nasıl yapıyorsun? Dur biraz senin için yapıyorum. Parayı ikimiz için kazanıyorum Nate'im. Ve birkaç yıl sonra buradan ne? Çıkınca... Birkaç yıl mı dedin? Beni de götür lütfen. Götüremem. Kendimi zor idare ediyorum. Ben de çalışırım. Sen yetimhaneyi beğenmiyorsun ama... Tahmin bile edemez. Evet. En iyisi şimdilik orada kalman kardeşim. Tamam mı? Nate'im, bana güvenmelisin. Bu hiç adil değil. Hey. Hayatımız da hiç adil olmadı. Ama hallettik. Değil mi? Evet. Şey... Aslında motor bugünün tek sürprizi değildi. Ve sıradaki sürprizi bozacağım. Nedir? Annemin eşyalarını buldum. Babamın sattığı her şeyi, alıcıyı izledim. Bak eğer amacın beni mutlu etmekse... Hayır, yemin ederim doğru. Nerede peki? Şehrin diğer ucunda. Gidip almaya ne dersin peki? Aslında çalmaya. Eğer bizimse çalmış sayılmayız değil mi?
Polislerin böyle düşünmeyeceğinden eminim. O zaman biz de yakalanmayız. Hazır mısın? Hazırım tabii. Oo, güzel geçiş. Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, ¿eh? Acabemos con esto. Chingada, este gringo sabe pelear, ¿eh? ¿Te gusta esto? A ver cómo sales de este. ¿Qué tal esto? ¡Gánamelo! ¡Lucha como un hombre! ¡Puedes hacerlo! ¡Estás, no! ¡Derríbalo! ¡Estás peleando aquí con nosotros! ¡Ahora sí, pendejo! ¡Te vas a arrepentir! ¡Sí, cuidado! ¡Vuelve ahí! ¡Dale una paliza! ¡Voy a matar, comediante! ¡Te voy a cerrar la bocota, gringo! ¡Chiquisélame! ¡Ya basta! ¡Amigo! ¡No me ves! ¡Suéltame! ¡Ey, mis cambios, mi duque! ¡Ah, le digo, fucker! ¡Te voy a matar, gringo, come mierda! ¡Ey, bana bak, fucker! ¡Yeterince büyüdüğünde ara beni! ¡Te voy a sacar por el culo! ¡Solitaria! ¡Calla yo! ¡Lo está esperando aquí, eh! ¡Abre! Burada ne kadar kalmam gerekecek? Ha? Tuvalet nerede? İçindesin zaten. Tadını çıkar. Çıkarırım. Kalk hadi. Çok da güzel bir rüya görüyoruz. Ey, ey! Tamam, sakin ol. Tamam, sakin ol. İkinci bölüm. Cehennem. Duş alma şansın var mı? Yoksa akşam mı? Anlaşılmıyor da. Hey sersem! Yukarı çık hadi. Yanımda bir mahkum var. Hadi kapıyı aç. Hey, bunu görmek güzel. Benim de. Anamaya hoş geldin. Hey, gringo. ¿Y lo que hiciste a Gustavo? Tengo un cuchillo que tiene tu nombre, amigo. ¿Y Vargas? Déjanoslo a nosotros. Nos encargamos de él. ¡Yürü! ¡Çekilin sersemler! Hey, hey. Tranquilízate. Aferin. Hayranların var gibi gör. Evet, bana bayılıyorlar. Yürü. Hadi kapıyı aç. ¿A dónde lo llevas? Bu bir sürpriz. Diviértete. Ben de biraz İspanyolca. Bekle, ne dedin? Çok yakında öğreneceksin.
¿Lo escuchaste? Oh. Está mirando. Ay. Allí. ¿Cómo ven al dedo? Bien. Tamam ya, itip kalkmayın. Hayret bir şey. Hayda. Nereye götürüyorsun ki? Görürsün. Evet. Hayda. Evet, gayet profesyonelce. Hey, burası pek müdürün odasına benzemiyor. Sola. Sağda neyimiz var? Hiçbir şey. Tamam, dönüyorum. Burada. Burada. Ha, burada. Evet. Ya tamam, Allah Allah, itip kalkmayın arkadaşım. İşte geldik. Ooo. Tamam, şunu artık çıkartmayacak mısın? Ben de pay istiyorum. Pay mı? Orada neyi bulmayı umuyorsan, bundan pay istiyorum. Hadi abi Vargas. Anlaşmamız sadece bizi buraya getirip götürmendi. Sadece mi? Siz gringolar için kellemi ortaya koyun. Doğru ama Reif sana bu iş için bir sürü para ödüyor. Sim. Ama bu kadarı yeterli değil. Sana onu açmama söyledim. Evet. Kimseden rüşvet almamam da söylendi. Buraya kimseyi getirmemem ve mahkumlara vurmamam da. Ama durum bu. Ama elindekine dikkat et. O şey 300 yaşında. Kaptan Henry Avery'nin mürettebatının bir üyesiydim. Kim olduğunu biliyor musun? Evet, bir korsandı. Dünya tarihindeki en büyük soygunu gerçekleştirip yakalanmayan korsan. Bu adamı araştırdım. Aferin, şimdi en az lütfen. 400 milyon dolar değerinde altın ve mücevher. Hepsi tek bir gemide. Gunsway. Evet, hikayeden haberim var. Sadece gelir misin? Hı-hı. İspanyolların en yüksekteki hücresinde tutuluyorum. Ha işte. Umarım bir gün bu cehennem gibi yere girmenin bir yolunu bulup bu çileme dayanır ve cennetin zenginliklerini keşfedersin. Ne istiyorsun? Cennetin zenginliklerini tabii. Şimdi o bir benzetme. Hayır. Siz bir benzetme yüzünden bu cehenneme girmek için bu kadar para ödemezsiniz. Pay istiyorum. Peki, ne diyeceğim? Oraya çıkıp hücreyi aramama izin var. 300 yıl sonra hala orada bir şeyler varsa bu konuyu Reif ile konuşursun. Hadi şunu artık. Mektup. Por favor. Oraya nasıl çıkacaksın? Tırmanarak. O kadar pay muhabbetinden sonra sen tırmanacaksan engel olmayayım. Boynunu kırma yeter. Evet. Amacım o zaten. Ve istediğimi getirdin mi? Evet. Oraya sakladım. Tezgahın altında. Kutuların orada duruyor. Harika. Sağ ol. Evet. Bu güzel manzarayı bir şöyle bakalım. Bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Ben Deniz Alp Efendi, hanımefendiler ve beyefendiler. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Uncharted 4 serimiz devam edecek. Lütfen takipte kalın.